Metin ailesinden hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz kanalımıza, yaşantımıza. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlarım, mutlu haftalar diliyorum hepinizi. Bugün günlerden pazar. Siz bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz Allah nasip ederse. Sabah erkenden biz çıkacaktık yola. Bugün İzmit Derince yolcusuyuz. Derince'de Mikail'in kuzeninin çocuğunun sünneti var. Sünnet cemiyeti. Oraya gidiyoruz. Fakat oraya gitmeden önce Belgin'imle buluşacağız. YouTube'un bana kazandırmış olduğu arkadaşlardan, dostlardan bir tanesidir. Kendisi çok kıpır kıpır, çok sevecendir. Eminim siz de çok seveceksiniz. Belgin'cim, yorumlarda da mutlaka görürsünüz. Arkadaşlarım, elbisemi de giydim sünnet cemiyeti için. Fakat şu önü durdukça açılıyor. Şuraya bir çare bulmam gerekiyor. Yani çok açılmıyor ama birazcık beni böyle rahatsız etti. Makyajımı da yaptım. Saçımı da ya kuaföre giderim ya aynen bu şekil yaparım bilmiyorum. Sıcakta da zaten fön çektirsem fön bile durmaz. Falan yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bugün topuklu ayakkabı giydim bu elbisenin altına. Siyah da bir çanta aldım. Takı da inci falan evet demişsiniz. Çok da güzel olur. Valla fırsatım da olmadı. Sıcaktan zaten dışarı da çıkamadım. O yüzden takı işi şunları taktım. Zaten bunları her zaman takıyorum. Şu küpeleri taktım. Aslında benim iki tane siyah taşlı bir küpem de var. Çok güzel taktım. Çok güzel durdu. Fakat kolye güzel olmadı. Siyah kolyem de var böyle boncuklu. Ne bileyim kolye yakıştıramadım. Dedim o zaman yine aynı şekilde bunları takayım. Aslında o küpeler güzel olmuştu. Şu an meyve bahçelerinin oradan geçiyoruz arkadaşlarım. Tak erik alsak bir çay kırmızı eriklerden. İzmit Körfez'e hoş geldik arkadaşlar. İnşallah doğru söylüyorumdur. Şimdi buluşmamıza son 2 ya da 3 dakika diyeyim. Oturduğu siteye doğru gidiyoruz. Ben de kameramı açtım. Belgin'imle de sizi tanıştıracağım. Heyecanlıyım. Şimdi konuştuk. Kız diyor ben de çok heyecanlıyım. Her şey hazırladım diyor. Nerede kaldın? Her şey soğudu. Dedim valla hep suçlu Mikail'in. Hep bu Mikail'in yüzünden. Valla ben de hata yok hayatım. Sen ben sana dedim ki 6'da uyandırdım. Hadi dedim çabuk. Saat 8.30'da çıktı. Sen de öyle yollardan getirdin ki bizi valla mahvolduk. Giderken o yoldan geçmeyeceğiz. Ay heyecanlıyım. Şimdi güvenlikçi sordu kime geldiniz diye. B1 mi? Yanlış dönmüşüz. Şimdi kapının önünde bekliyor Belgin. Ha, gördük. Tamam gördük. Çekimi aldım bak. Hoş geldiniz. Şükür. Ay şükür kavuşturana. Kim? Sen. Kız yok ya. Bilmem ne yapacağım. Ay çok tatlısın. Şöyle gel. Çok tatlısın. Ne oldu? Safa gelmiş. Ne oldu? Ay çok tatlısın. Ay canım benim. Yok şey yapmadım öyle de bu var. Neyse boş ver. Vallahi billahi şeylerde videolarda. Belgin'i tanıştırayım. Şu an çekiyorum. Çekiyorum. Eyvah. Şu an eşim de balkonda. Merhaba Fahri abi. Mustafa'cığım hoş geldin. Aynı. Sizin birinci derece mi ikinci derece mi? Bizim de babalar amca çocukları. Aynı. Tamam aynı işte amca çocukları. Babamız da benim ama amca çocukları. Aynen aynen. Nasıl hadi yani bakalım. Çok beklettim değil mi Belgin? Ya sen erken geldin. Hani bize çok zamanın kalsın. Ben, sen oturacağım. Beklemek hiç önemli değil. Gel. Ama düğününüz olduğu için. Kızlar kahvaltı masasında paylaşayım Belgin'cim neler hazırlamış. Bugün diyet yapmıyorum. Simit almış. Ah aşkım benim. Böyle. Simit meşhur. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Gülüm benim. Şöyle hemen bir çekeyim. Şimdi hemen masaya oturalım. Ölüyoruz açlıktan. Saatte doğru değil mi? Saat. Doğru.
Güya biz 8 ya da 9 gibi gelecektik. Fakat ancak bu saatte geldik. Evin çok güzel. Manzarası güzel. Daha böyle havada. Çok güzel arkadaşım. Allah'ım sağlıklı otur. Amin. Amin. Evlat evladınla, eşinle. Kız sen fıstık gibisin ha. Yok canım. Vallahi billahi. Şurası banyo olması gerekiyor arkadaşımın. Ay göstereyim mi? Göster canım. Aa, kız sen bunları nerede, bunu nereden aldın? Valla ben böyle çok seviyorum ama uygun adama mal ediyorum. Ay evet. Uygun AVM'lerden aldım. Çok güzelmiş. Banyosu falan. Makyaj malzemeleri. Ay, bir tanecik kızım var. Evet kızı da. Kızım şu an şeyde. Mezun oldu. Evet. Göreve ne zaman başlayacak? 7'si ile 11'inde tercih yapacak. Allah nasip ederse 13'ünde görev yeri belli olacak. Hadi bakalım. O yüzden Sapanca'ya bir iki günlük arkadaşlarıyla tatile gitti. Bungalov evlere gittiler. Aynen. Orada tatil yapacaklar. Hadi bakalım. Hadi ben arkaya geçeyim sen gel, çek. Gel. Burası da Bergin'cimin yatak. Bu aldığın yeni yatak evet, örtüsü değil mi? Evet, İngiliz aldım. Dur ben bir bakayım bak, şunun inceliğine. Şey, pike güzel. Kız bu kalınmış bunun pikesi. Aa. Genelde İngiliz ondaki pikeler böyle ince oluyor. Yani bu direkt yatak örtüsü. Pike değil zaten. Gayet güzel. Çok da çok da güzel ben olmuş. Ben de o çarşaf falan benim. Şöyle arkadaşlar. Oy canım. Hemşerim benim. Nasıl küçük adamız. Şey klasik pembe. Pembeler olur ya. Ay, olsun olsun. Bir evde huzur olsun. Evet. Eşya meşya. Yani hepsi burada boş. Burada kızımın odası. Çekebilir miyim? Tabii ki tabii ki. Ha tamam. Ay. Mezun oldu kızın. Yeni doktor adayımız. Baksana kitaplara. Ah yavrum benim. Tuz çalışıyor teyzesi. Hadi bakalım. O yüzden kitaplar hadi. Hadi balığı bile var. O da Serenay arkadaşı mezuniyette hediye almıştı. Ay canım benim. Gel mutfağa ve balkona götürelim. Sonra evet, mikerdeyleri kahvaltıya alalım. Aynen. Ay şu tahta. Bak halın çok güzel olmuş. Değil mi? Yakıştı. Beğendin de memnun kaldın. Tabii ki canım. İyi ki almışım. Belgin'in eşi Fahri Bey'i de tanıştırayım sizle. Merhabalar. Merhaba Fahri abi. Abi mi diyeyim, bey mi diyeyim? Valla bana ne bey diyeyim. Aksesuara hiç gelemedim. Şöyle balkon arkadaşlar. Ay canım benim. Mutfağım da çok şık. Çok şık. Özellikle şurayı ben çok beğenmiyorum. Ben dekora edemedim. Ben dekora edemedim. Ya ben de öyle ne bileyim bir gün onu koyuyorum. Bir gün kaldırıyorum bunları koyuyorum. Şu senin yağdanlık almışsın. Bu mu? Ha. Bu şey Waikiki'den ben almıştım. Tamam. Seninkiler hani böyle ızgaralı gibiydi ya. Yok. Sonra da sen mermeri daha deyince. Bir de mermerler var bak. Ondan sonra vazgeçtim. Tahtadan da memnunsun. Çok memnun. Güzel. Güzel. Bu işlerini bol bol yapıyorum. Süper süper. Bunlar da benim Aysuncuğumun hasatında. Bir bak istersen canım. Mutfağı çok sen bilirsin neresi istersen. Ben zaten doğal doğal video çekiyorum. Hiç tamam, şey yapmam yani öyle. Ay, ama değiştirebilirsin de. Hayır hayır niye değiştirir? Çok teşekkür evet. ederim benim zevkli arkadaşım. Ay. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Beğendin mi cidden? Değiştirebilirsin. Hayır asla asla. Ay. Bu Aysun'un kocanla birlikte, kızınla aynen. birlikte karşılıklı. Aycığım ilk kahvemizi içeriz. Fahriler şu an sohbetteler. Aynen aynen. Çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Ne demek çok ne demek. Canım. Kusuruma bakma. Ay lütfen. Senin buraya gelmen var ya. En güzel hediye benim için. Ben de böyle doğal konuşuyorum. Kız hep bir YouTube kanal açsana. Sen geldin ya. Benim çenem çok. Daha güzel işte. Çenem çok o yüzden eşim hiç memnun kalmaz zannetmiyorum. Yani. Sen gayet fitsin ama. Yandım. Çok güzel yanmışsın. Tatilde. Çok güzel. Ama yok yani şeysin. Kilo da ben yine aldım Aysun. Biliyorsun ya 49'a falan düşmüştüm. Evet bayağı sen stresli dönemler yaşadın. Geçen sene bayağı yoruldu. Sonra böyle artık kendime muzlar sütler yaparak kilo aldım. Maşallah. 11 kilo falan vermiştim. Benim yanıma gelsin. 48-49'a. Ay sen de abartıyorsun. Arkadaşlar sakın inanmayın kiloluyum demesine. Sakın inanmayın. Öyle o kadar... Söyle. Evet şimdi masada böyle şakalaşıyoruz. İşte ne hale getirdiniz filan. Mikael ben de koca aldım. Fahri abi de saçlarım döküldü filan derken. Belgin'ciğimin şöyle gelinlik fotoğrafını da paylaşayım sizinle. Ay Belgin. Yemin ederim. Kesinlikle sen benim yakınımda oturmalıydın. Keşke. Hayat enerji. Seni şirkete taşıyalım. Ah. Ne bileyim. Belli bir yaştan kardeşim sonra da. Kardeşim benim tayinini alırız. Belki belli olmaz. Ne bileyim vallahi. Nasip kısmet. Belki karavan hayalimiz gerçek olursa eşi de yakında emekli oluyor yaz herhalde. Yaz tatillerinde.
Aynen. Biz de 5 sene sonra. Siz önden gidin. Yaz tatillerinde beraber oluruz. Aynen. Geçiririz. Belki tatil yörelerinde yanınıza geliriz şöyle. Aynen. Bir çayınızı içmeye. Çünkü kimse yok. Karavan boş. Aynen. Hayal. 4 kişilik. 2 Fahri ben. 2 Mikail'le. İnşallah hayallerin gerçek olur bacım. Sizin de hayalleriniz gerçek olsun. Amin. Canlarım benim. Hepimizin. Hep beraber. Topluca. Amin. Öyle kızlar. Böyle yavaş yavaş kahvaltımızı yaptık. Erkekleri görüyorsunuz. Evet. Onlar gitti. Zeyn odasına gittiler. Onlar evet orada. Biz de böyle çayımızı içip sohbetimizi yapıyoruz. Tekrar görüşürüz inşallah. Benden görüp aldığım ürünleri gösteriyor. Kız ne güzel düzenlemişsin orayı. Aa o. Memnun musun onu aldığına? Bu kabıma. Şayra robot. Şunu mu? Evet. Aa, tabii ki sen de gördüm aldım. O gün bugündür. Çok güzel. Sağ kolu bunlar. Şimdi tekrardan bir çay demledi. Ben de evin şöyle suyumu içecek. Aldım. Evin her yerini içecek. Tertemiz. Rezil ettik buraları. Yok yok. Görmeyin. Zekiyeciğim, bak dediğinden Bergen'le seni andık. Evet, inşallah gelir buraya. Tanışırız. Artık burada mı olur, Bursa'da mı olur? Bir de birisi daha varmış. Bergin değil mi ismi? Bergin Pezlük diye hatırlıyorum. Selamlarımızı yollayalım. Bana demişti ki özellikle Aysun Hanım geldiğinde bana haber verirsen çok mutlu olurum demişti ama ne bir telefon numarası var, Körfez'de oturuyor diye biliyorum, bir de hemşerimiz olduğunu biliyorum, bir de adaşım olduğunu biliyorum. İnşallah onunla da karşılaşırız. İnşallah bir dahaki sefere Aysun buluşma yapacak. İnşallah. O zaman onu da çağırırız. İnşallah, inşallah. Çok tatlı inşallah. Bir hanım o da. İnşallah. Öyle hissettim. Aslında Zeki'nin bir geldiği günde olsa. Bence de çok. Değil mi? Sen evde yayı falan seviyorsun. Oraları da gezeriz. Evet, ailemle evet. De buluşuruz. Bir oh, çay kahve Zeki. İçeriz. Sembol, 41 İzmit'te güzel abilerimiz var. Oralarda da çaylarımızı, kahvelerimizi içeriz. Bir ayarlayalım Aysun. Yemin ediyorum bakın Belgin'i sanki ben 40 yıl öncesinden tanıyormuş gibiyim. Böyle hani çocukluk arkadaşları olur ya hani çocukluğuna itibaren. Aynı şekilde eşi de Belgin'le o samimiyeti çok güzel verdi. Çok güzel ağırladınız. Aysun beni şok etti arkadaşlar. Yine söyleyeceğim. Bak duy Mikail ya. Gerçekten ya. Herkes duysun. 15 yaş genç gösteriyor videolarda. Duy Mikail, duy. Videolarda daha büyük. Videolarda daha büyük duruyor. Yemin ederim genç kız bu nasıl kaynana olacak? Ya ben nasıl kaynana olacağım kız? Yok arkadaşım. Olmaz. Düğüne gelecek mi Belge? Düğün, İnşallah. Düğün hangi düğün? Ha kız evlenelim mi? Ben bugün İler. Düğünü diyorum. Yok kadın. Tabii ki geleceğim. Ne demek? Hadi inşallah. Teyzen ne yarısıdır geleceğim. tamam. Daha güzelleri sizin olsun. Belgin bu arada çok ev arıyor. Evet Belgin evin çok güzel. Ya işte ben güneşten dolayı arıyorum arkadaşlar yani. Çok güzel batı cephesi. Korkunç bir sıcağımız var. Evet. Yoksa evimi seviyorum ama. Allah ev olmayanları da Rabbim nasip etsin. Daha güzelleri nasip etsin. Bizlerden çok çok daha güzelleri olsun sizlerin inşallah. İnşallah evet. Arkadaşım. Mustafa da çok mutlu arkadaşlar. Tamam. Soğuk bir şey ister misin? Tamam. Yok istemiyorum. Onun canı sıkıldı. Oğlum yok ki onu ya. Ne yapayım arkadaşlar? Bir kızım var o da evde değil. Ayşun tatlım şimdi mi vereyim kahveyle mi vereyim? Kahve. Kahve olsun. Tamam. Gel. Kendimi çok suçlu hissedeceğim en küçük. Yok hayır ben telafi ederim. Ama ben kahvaltıda çok yedim mi? Hayır. Yarım simit yedim. Konuştum. Yarım simit yedim. Bir tane börek benim gördüğüm. Bir tane börek ama sıkı. Bir de kızartmadan aldım o kadar. Ha yani. Sen başka bir şey yemedin. Çekiyor musun? Çekiyorum. Kızlar bakın tatlı da yapmış Belgin'i. Şöyle limonlu çayımızı içelim. Erzurum usulü bu. Iğdırlılar da böyle içer. Erzurumlarda. Karslılar da içer. Benim annem. Evet. O da yani limonsuz çay içmez. Hemşerilerimize de buradan selam söyleyelim. Evet benden de Azerilere, Terekemelere, Karslılara, Ardahanlılara. Hepsine. En başta da İzmitlere selam olsun. Böyle arkadaşlar şimdi tatlarımızı yiyelim. Saat de kaç oldu Belgin'in? Saat 13.17. Düğün kaçtaydı bizim? Düğün başladı. Git alayım. En sonundan başladı.
Ben geldim de halaya gir. Vallahi kızlar bence bu video çok güzel bir video olacak eminim. İnşallah düğün videoları da gelecek arkası. Bunu ne zaman pazartesi mi izleyeceğiz? Bunu yarın. Bugün akşam editleyeceğim. Yetişebilecek misin sen? Pazartesiye. Gideceksin de edit. Yolda. Yolda birazcık editlemeye çalışıyorum. Bir de benim videolarım akşama da yayınlıyorum ya bacım. Uyumak yok. Video bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli. Çok yemin ederim. Herkese böyle bir arkadaş lazım arkadaşlar. Cidden. Sizin böyle enerjinizi yükselten, motive eden bir arkadaş lazım. Zaten mutfağın bu tarafını almıyorsun. Burada almıyorsun. Gördünüz mü kızlar? Görmediniz. Bakın. Bak, yok. Yok. Belki de. Yok yok yok. Gel kurban oldum gel. Şimdi ayrılma vakti geldi. Ay. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bacım canım benim. Geldiğin için ben teşekkür yemin ederim. Yemin ediyorum sanki çok önceden tanımış gibiyim. Ay. Ya. Böyle bir şey olabilir o mi? Güzel gönlün sağ olsun. Aynen. Mikail kardeşim olsun, sen ol. Hele Mustafa, Mustafa'yı da yakından gördüm. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ay, İnanılmaz şey mutlu oldum. Eşim adıma, kendi adıma size her çok şey teşekkür için ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki seni tanımışım. Ay, ben de seni iyi ki tanımışım. Bergi bana Tuğba ve Caner tanıtımından gelmiş. Bir hamur işi reklamıyla evet, kişiler, gelmiştim. 2 yıldır peşindeyim. Karslı olduğumu da duyunca aa bu bizim hemşerimiz. Çok ortak noktaları çıkınca evet, evet. Daha da bir bağlandım. Sonra evet. Abone oldum. O gün bugündür izlemeden yatmak yok. Konuşuruz. Arada sırada konuşuruz. WhatsApp'ta. Ay, güzel arkadaşım benim. Her zaman İzmit'te abla, kardeş ne olarak görmek senin, istersen burada bekliyorum. Burada de, bir eviniz var. Senin de. Anahtarı alın gidin. Böyle takipçilerine de buradan çoğusunu yorumlardan da az buçuk olsa tanıyorum. Evet. Hepsine kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Aynen. Bir kusurumuz olduysa affola. Sizi de her zaman bekliyorum. Ay Allah'a emanet ol kuzum. Teşekkür ederim. Ayrılık vakti geldi. Teşekkür şimdi ederim. Şimdi aşağı kadar ineceğiz. Şimdi arkadaşım düğüne gidiyor. Aynen. Ama tabii ki bu son değil. Sen de bana geldin. Bu sadece bir başlangıç. Aynen inşallah. Öyle. Ben başlangıcı sen yaptım. Her İstanbul'a gidince bir gün önce çık. Bana gel sonra gel daha ya. Tamam devamını da getiriyoruz. Sana daha AVM'leri gezdirmedim. Oh, daha İzmit'i hiç görmedim. Geleceğiz. Güzel arkadaşım benim. Gönlü güzel, güzel yüzü güzel, gözü güzel arkadaşım. Allah razı olsun. Allah bin. Gerçi eşin de aynı şekilde. Teşekkür gerçekten ederim. Kendi evimizde gibi hissettik. İşte ne bu benim bize. İçin çok önemli. Ne mutlu bize. Bu benim için çok önemli. Bunları yani şöyle söyleyeyim. İnan Aysun her şey karşılıklı. Senden o elektriği almasam ben yani ilk arabada çekime başladım. İnanmıyorum dedim. Sanki böyle değil mi ünlü Hülya Avşar falan geliyormuş. Sonra bakıyorum senden bizden ondan biri gibi. Yok yok yok. Ya yüreğin aynen. Çok güzel. Çok aynen. Teşekkür ederim. Oy kuzum benim. Sağ ol canım benim. Böyle arkadaşlar. Şimdi düğünde güzel bir halay çek. Ay çekeceğim. Arkadaşımı halaya kadar götürüp bırakıp geleceğim. Hadi görüşürüz hoşça arkadaşlar. Kalın. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Mükemmel insanlar karı koca. Yok canım bir şey almayacağım. Hadi. Kendi istiyor ben ev sallayacağım diyor. Hadi gidin gidin. Hadi. Siz eve gidiyorsunuz düğüne. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. İyi bakın. Hadi bay bay. Ay canım benim. Hadi gidelim şimdi. Suyu aldın mı oğlum? Bilsem onu. Bay bay. Cemiyetimiz bitti. Allah'ım damatlığını da görmeyi nasip eylesin. Şimdi Helim dayıların evine gidiyoruz. Sevgili yengeleri.
biliyorsunuz zaten yakından takip eden arkadaşlarım. Güzel halaylarımızı çektik. Mikail bayağı bir döktürdü. Müzik çaldığı gibi Mikail kendini hemen piste attı. Mikail maşallah vardı. Vallahi sanki boklarımı döktüm gibine geldi. Kesin. Vallahi bugün o kadar güzel geçiyor ki böyle bazı kişileri de gördüm düğünde. Şimdi Helim dayılara doğru gidiyoruz. Hadi bakalım Erkan ön tarafa mı geçecek şimdi? Hadi Erkan. Erkan da Sevil Engel'in oğlu. O da Hollanda'da oturuyor. Onların da sayılı günü kalmış. 10 gün. Bu arada Mürvetler kardeşim evlerine vardılar. Şükür kazasız belasız. Arabaları da herhangi bir şekilde arıza yapmamış. Artık orada baktıracaklar arabaya. Hiç yapmamış mı ses falan? Yok hayır. Acaba niye öyle? Neyse bir baktırsın bakalım. Evet Erkan. Hediye aladı arabanın içinde. Hediye aladı Mikail'in teyzesi. Belki tanıştırırım sizde bilmiyorum. Bayağı da bir kalabalık şu an. Bu arabaların hepsi Helim dayılara doğru gidiyorlar. Şu an bana kızıyor. Kalk yardım et diyor. Ne istiyorsun gülüm? Ne yapayım? Söyle bana. Ne yapayım? Hani? Makine yok mu? Yok. Neden? Var mı makine? Geldim. Ben geç geldim. Ben Gülşen'in arabası ne? Sevgili yengenin küçük kızını tanıştırayım Bilgeciğim. Tanıştırayım. YouTube'a atayım. Buran annesi arkadaşlar. Türkan yine mutfakta her zamanki gibi cebelleşiyor. Türkan. Cebelleşiyor diye. Mutfakta diyorum cebelleşiyor yine. Bir orayı kes bir şey diyeceğim. Söyle canım. Yapacağım. Allah senin cezanı vermesin. Kızlar bir şey söyledi orayı yayınlamayacağım. Bu çok fena. Bilgiciğim kendisi Kayseri'de oturuyor. Evet söyle bakalım. Şey Sevil Engin de büyük kızı. Yani sünnet anası. Allah cemiyetin hayırlı etsin canım benim. Yo üstünü değiştirdi o rahatladı. Sen de evimin misafirlerinden meşgul. Aynen. Küçüklüğüne bak bak bak. Ay çektim ama bak seni. Ben sodayı. Oo. Helalsin. Helalsin. Sen o sıcağı iç. Ya ben şanslıyım. Ben şanslıyım. Tüker, tüker seni öldürürüm. Vallahi. Vay anam. Aa, o ne kız? Ana. Kız bu buzmuş ya. Şöyle ikişer taraf tek tek şey olacak. Oo. Oo arkadaşlar Allah'ım bugün bana diyet yok. Ay vallahi bu çok lezzetli. Evet. Bunlar i̇şte burada. Mucize burada. Başlıyorum. Göster özellikle Hülya Hanım. Ellerine sağlık Hülya'cığım. Bu da reçete tarzımız. Bunun tarifini istiyorum peki. Efsane. Kız ben bunları dur reis dur, şey çekeyim. Arkadaşlar bakın neler neler yapmışlar. Börekler, kurabiyeler, tuzlu kurabiye. Bu ne? Bu tatlı. İsmi ne? Tamam. Şerbet az. 3 tane şerbet. Sarma da var. Şerbetli reçel. Ooo harika. Türkan sen kurabiye koysana. 3 tane koy dedi ya. Hoş geldiniz siz. Emine'nin annesi değil mi? Memnun oldum. Oradan da Hülya'ya nasıl neyle? Bu haşlı. Erkeklere sarma verir mi? Yok bir tane mi verir? Kadınlara getir. Öyle mi? Hemen kadınlara da verir mi bu tabak? Verir. Erkeklere de verir. Sarma verir. Sarma verir. Bir de sarma verir. İki. Yeter. Bir tabak daha ver sarma. Yalnız harika. Özlüş. Bir şey diyeceğim. Kavga edersen ha. Kız çok güzel olmuş. Ana. Dur. Bu kime? Benim de. Kadınlara verdim. Geri kalan tencere benim zaten. Tamam, ay harika yapmışsınız. Yeter ya. Kadınlar çok. Nerede kadınlar var mı çok? Öleceğim şimdi. Bu sarmayı ne yapıyorsun? Şu sarmayı. Fatma şuraya. Şuraya koy Fatma. Fatmalar iki tane olunca yan yana.
Bilmiyorum vallahi tamam. Arabadadır bak. Ne olursun bana şey ver. Doldur. Şuradan doldur. Otlana otlana bitirdin. Bir yandan da bakıyorum. Bir yandan tencereden geçiyorum. Yalnız gerçekten ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bu kimin tabağı? Kızların. Aha. Bulduğunuz bardaklara doldurun. Küçük büyük demeyin. Aynen. Ne bittik mi sizinle? Sen ben aklım. Aklım sen o zaman. Sevgili yenge. İnemiyor mu? Bacaklarım mı? Seneye köyde görüşür müyüz? Yok. Seneye gelemem de. Niye? Bilmem ki. Seneye biraz benim zor herhalde. Ne yapacaksın ki köyde? Nişanlıyor musun? Nişan olacak. Öyle mi? Hadi kızlar. Mehter maaşıyla. Hadi bakalım. Sonunda inebildiniz. Şimdi hep beraber çıkıyoruz aynı anda. Şahiz Erala da geldi. Şahiz Erala. Şahiz Erala kaynanamın yeğeni. En büyük yeğeni. En büyük yeğeni. Evet, Ankara'da oturuyor kendisi. Sünnet anası, çocuğunun anası Öznur'cum. Buyur. Seni de bu tarafa alalım. Geç bakalım. Evet Hülya'cım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Türkan. Yoktur Türkan. Neredesin? Geliyorum. Hadi gel. İstersen sen gel bizim arabayla. Hayır ben gelmem hayatta. Neden? Hayır. Gel. Arabayı ben kullanacağım gel. Hayır ben hayatta geldim. Hayatta gel. Koşa koşa gelirim daha iyi. Hadi kızlar. Tamam daha kimse var mı yukarıda? Evet herkesi topladık. Şimdi gidiyor evimize doğru yola çıktık. Mikail iki düğüne gidecekti. Fakat birine gidecek. Diğerine de arkadaşı adına hediyesini takacak. Böyle arkadaşlar bir günümüz daha böyle yavaş yavaş bitiyor. Bugün çok böyle hem akrabalarımızı gördük. Görmediğimiz akrabalarımız vardı. Onları gördük. Zaten bir düğünde bir de Allah korusun biliyorsunuz o günde insanlar bir araya geliyor. Rabbim hep böyle güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip etsin. Sizlere de arkadaşlarım kötü günümüz olmasın diyeceğim ama o günlerde yaşanacak. Rabbim gecinden versin. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Şimdi videomuzu kapatalım. Buradan Belgincimi Fahri Bey'e çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel ağırladılar ki yani sohbete doyamadık. Bir kere Belgin cidden Mikail'le de konuşuyoruz. Enerjisi o kadar yüksek. Bakın abartmıyorum. Kıpır kıpır, neşeli. Allah'ım yüzünden hiçbir zaman gülücük de eksik etmesin. Allah'ım ağızların tadını da bozmasın. Tatlı kızını da görmeyi çok isterdim. Bakalım nasip kısmet. Allah nasip ederse bana da gelecekler. Kas pişireceğiz öyle dedik. Tabii ki bunlar bahane. Güler yüz, sohbet. Benim için en önemli şey bu. Zeytin, peynir. Belgin'le onu söylüyoruz. Yani zeytin, peynir, ekmek de olsa yeriz. Önemli olan samimiyet. O duyguyu verebilmek. O güler yüz benim için çok önemli. Öyle arkadaşlarım. Sünnet cemiyeti de çok güzeldi. Mikail bayağı bir döktürdü. Hatta o kadar böyle terledi ki inşallah hasta olmazsın. Bir baktım klimanın önünde böyle duruyor. Korkuluk gibi. İnşallah hasta olmazsın Mikail. İnşallah çarpılmayız. İnşallah. Biz çok eğlendik. Arkadaki yavru hiç eğlenmedi. Beni nereden getirdiniz? Beni nereden getirdiniz? Zaten yakında bu da bizi bırakır Mikail artık. Biz de öyle gelmez her yere. Artık evet artık yani istemiyorum. Bir tek delikanlı oldu ya artık. Tamam diyor. Denize sizle geleceğim ama diyor. Orada da sıkılıyorum ama denizi tabii sevdiği için geliyor. Yakında o oraya da gelmez. Artık biz edil büdü böyle kaldık tek başımıza. Olsun çocuklarımızın canı sağ olsun. Zaten belli bir yaştan sonra anneyle babayla pek gezmezler. Sadece kız çocukları çok geziyor. Erkek çocukları pek takılmıyor. Zaten erkeklerin geneli yani. Alışveriştir, AVM'dir, oradır buradır hiç sevmezler. Demek ki bunların genetiklerinde var bu duygu. Mikail'cim güzel oynadın, güzel zıpladın, halay çektin, Azeri oynadın, Ankara havası oynadın. Maşallah da maşallah. Maşallah da maşallah. Vallahi çok güzel böyle kurtlarını döktü dediği gibi.
Kapatalım. Ya, hepsi bizden olunca böyle hepsi yabancı bizden, yok. Yabancı yok. Hep biz bizi tanıyor, birbirimizi tanıyoruz. Daha rahat oluyor insan yani. Evet. Erkan'ı gördük. O da epey olmuştu görmeyeli. Hanımı Hülya. Şayzer hala. Yani onu da gördüm. Kızı olsun aynı şekilde. Kızın ismi neydi? Fatma. Fatma. Öyle hepsine de selamlarımı. Belgin arıyor. Şimdi ona döneyim. Canım benim. Şimdi çıktınız mı diyecek bana. Ona da bir Aysun diyor ne olur. Hani bir gün böyle geldiğinde hani seninle gezelim. İnşallah canım. İnşallah. Gönüllerimiz bir olsun. O günlerde gelir. Hep dur döneceğim Belgin'e. Şimdi arıyor. Kapatmadım. Sizleri seviyorum. Sıkılmadan severek izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı arkadaşlarım lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlar çok önemli. İzlenmelerim de inşallah böyle artar. Emeğimin karşılığını alırım diyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. O değerli güzel yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Rabbim de bir dert, bir keder göstermesin. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Mikail'cim. Ya karşıdan güneş vuruyor kafamı. Olsun çevirme sen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mikail sinyal veriyor bu. Dur. Kim sinyal veriyor? Şu pardon vermiyor ha vermiyor. Bir de arkadaşlar gerçekten şu trafikte hani evimize gidiyoruz. Yani şansa gidiyoruz evimize. Sinyal verme yok. Gelirken bir araba makas attı. Yani kendi canını düşünmüyorsun. Başkalarının canını düşün bari. Madem ölmüyor yani kendine yani bu riski alıyorsun ya. Git kendini başka yerden at. Sen milletin neden canını riske sokuyorsun ki? Haksız mıyım? Çok haklısın canım. Madem sen o riske giriyorsan git kendini bir kayadan bir şeyden at. Yani. Aynen öyle. Geçen bir video seyrettim bir aile yok oldu makas attı aileye vurdu o gitti evet. Yoluna 4 kişi mi öldü bir aileden 5 kişiydi galiba 5 kişi miydi 4-5 mi? Gerçekten ya yani aman sinyal vermiyor hiçbir şey yok öyle işte gidiyoruz işte evimize vallahi Allah emanet adam resmen geldi böyle makas attı gitti neyse kızlar Allah emanet olun böyle yapanları da hemen plakaya alın polise haber verin dikkat alıyorsunuz değil mi tabii. Görüşürüz.